Selahattin Yağcı ile Basın ve Gündem hafta sonu devam ediyor. Değerli dinleyenler, Hedef Radyo'da Basın ve Gündem hafta sonunda haftanın konuğumuz Çubuk Belediye Başkanı Sayın Lokman Özden. Sayın Özden, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler diliyorum. Hoş bulduk, sefa bulduk. Hoş geldiniz efendim. Saatlerimiz onu gösterene kadar Çubuk Belediye Başkanımız Sayın Lokman Özden'le Çubuk'ta yapılan çalışmalar hakkında, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte yapılacak projeler, çalışmalar hakkında sohbetimiz olacak. Sizlerin de sorularına yer verebileceğiz. Twitter üzerinden Selahattin Yağcı, İngilizce karakter olarak Selahattin Yağcı etiketiyle sorularınızı sorabilirsiniz efendim. Sayın Başkanım, ben hemen Çubuk Kuzey'in Parlayan Yıldızı ve Çubuk Belediye Başkanı, 2009 yılında Çubuk Belediye Başkanı oldunuz. Evet. Nasıl bir çubuk aldınız ve çubuk şu anda nasıl bir konuma geldi? Evet. Geniş 2009, bir soru oldu galiba. Hayır. 2009 seçimleriyle belediye başkanı oldum. Öncesinde tabii ki ilçemize hizmet eden arkadaşlarımız var. Ben öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Herkes kendi imkanları ölçüsünde, vizyonları ölçüsünde katkı vermişler. Ben teşekkür ediyorum onlara. Ancak göreve geldiğimizde çubuk altyapı hizmetleri olsun, yol hizmetleri olsun, sosyal projeler olsun, kültürel projeler olsun, bunlarla ilgili ciddi anlamda sorunlar olan bir ilçeydi. İlçenin büyük bir kesiminde asbestli borular vardı. İmar revizyonuna ihtiyaç vardı. Yollar 3-4 metrelik yollar vardı. Sorunlu yollar vardı. Allah var geldik, altyapı olmazsa bir ilçede, bir şehirde, bir kentte kaliteli bir yaşam olmayacağı ilkesinden hareketle ilçenin tabiri caizse altını üstüne getirdik. Asbestli boruların büyük bir kısmı Büyükşehir Belediye'miz ASKİ Genel Müdürlüğü imkanlarıyla değiştirmesini temin ettik. İlçe altyapı koordinasyonu ettik. Evet. İlçede altyapı koordinasyon merkezini oluşturduk. Doğalgaz yaklaşık şu an %85 ilçenin doğalgaza kavuştu. Evet. Geldiğimizde abone sayısı 1795'lerdeydi. Şu an 13.000 sayısına ulaştı. İlçenin büyük bir kesiminde asbestli borular vardı. Asbestli borulardan temin edilen içme suyu da gerçekten kaliteli değildi. Şu an membran arıtma sistemi kuruldu. Filtrasyon kuruldu. Asbestli borular büyük ölçüde değişti. %90'a varan oranda değişti. Evet. Yağmur suyu hatları yoktu. Çubuk çayı yanı başımızdaydı ama yağmur suyu hatları yoktu. Pis su hatları da 15-20 bin nüfusa göre yapılmıştı. Şu an ilçemizin nüfusu 84 binlerde. Evet. Biz şu an altyapıyı yaklaşık 200-250 bin nüfus projeksiyonuna göre yaptırdık. Dolayısıyla ilçede gerçekten bu çalışmalar zorlu çalışmalardı. Kesinlikle. Ben sabrından dolayı ilçe halkıma sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Çok önemli çalışmalardı bunlar. Ama çok sabır gösterdiler. Sabrın sonu da elhamdülillah selamet. 3-4 ay sonra inşallah ilçede altyapıdan dolayı mağdur ettiğimiz hiçbir vatandaşımızı artık üzmemiş olacağız. Evet. Ama herkesin ifade ettiği gibi Melih Gökçek Başkanımız da zaman zaman istişare toplantılarında, partimizin toplantılarında da bunu ifade ediyor. Çubuk 100 yıllık altyapı yatırımını aldı. Evet. Altyapı yatırımı aldıktan sonra da üst yapı altyapı kadar meşakkatli, zor değildir. Kesinlikle. Sonrasında inşallah üst yapıyla birlikte Çubuk metropolün kuzeyde parlayan yıldızı diyoruz biz. Onu haklı olaraktan elde etmiş olacak. Ve AK Partili belediye farkını göstermiş olacak. Evet. Ben inanıyorum, iddia ediyorum. Çankaya'dan çok daha fazla güzel olacak. Yani gecekondu semti olmayan, imarlı alanlar olmayan yer değil Çubuk. Evet. Her tarafı imarlı ve şu an şehirleşme adına, hizmet adına inanın hükümetimizden aldığımız destek, büyükşehirimizden aldığımız destek ve ilçe belediyenin imkanlarıyla elhamdülillah biz
seçimler öncesi üçlü olalım, güçlü olalımı evet. sahaya yansıtmış durumdayız. Şu an ilçedeki çalışmalar onun tezahürü. Bir de tüm bu çalışmaları, bu örnek çalışmaları taçlandıracak diğer bir çalışma oldu. Yıldırım Beyaz Üniversitesi. 25 Başkanım, ilçe... Evet, ona geleceğim. Siz zaten bu altyapıyla ilgili belediyecilikte zor olan altyapıdır. Çünkü üst yapı görünen kısımdır, kolaydır. Yani toprağın altında bir şeyleri yapmak zordur ve siz bunu büyük ölçüde tamamlamışsınız. Öncelikle ben Çubuklular adına size hem teşekkür edeyim hem de başarınızdan dolayı tebrik edeyim sizi. Çünkü altyapı çok zordur. Bu başarı Selahattin Bey, müşterik bir başarı. Evet. Şimdi başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Hı hı. Çok güçlü de ekibi var, sağ olsunlar. Şimdi o güçlü ekibinde biz diğer partneriyiz. Evet. AK Partili belediye olaraktan Büyükşehirimizin tecrübeleri, Büyükşehirimizin imkanları ilçemizde yansıtılmış durumda. Evet. Melih Başkanımızla olan toplantılarımızda diğer arkadaşlarımız, mesela Kazan çok başarılı bir kardeşimiz, evet. Bursatlar, Akyurt, yani AK Partili belediyeler, evet. hepsi Allah var, inanılmaz çalışıyorlar, inanılmaz performans sergiliyorlar. Evet. Melih Başkan'dan ben şunu istedim. Önceliğiniz nedir dediğinde, başkanım bizim rahmet yağdığında, Allah'ın rahmeti yağdığında çubuğu seller götürüyor. Evet. Yani belediyenin önünde insanlar dikiliyorlar. Diyorlar ki kardeşim ne bu hal, ne bu hal. Yani ortalık açıkçası seller, evet. caddeler, sokaklar sel. Yağmur suyatları yoktu. Yani rahmet çubuk halkına tabiri caizse eziyet oluyordu. Evet, çünkü tedbir alınmadığı için. Bunlar değişti. Evet. Asbestli borulardan bahsettim. Pis suatları 15-20 bin nüfuslu ilçeye göre evet. yapılmıştı. Şu an 200-250 bin nüfuslu bir ilçeye hitap edecek tarzda. Yani üniversitede de kuruluyor ya. Tabii. Hitap edecek tarzda yapılmış oldu. BEDAŞ'ın elektrik direkleri yer altına alındı. Büyük ölçüde alındı. Telekom'un yatırımları derken tüm bu çalışmalar elhamdülillah bitti. Şu an işin en güzel yanı. Evet. Yani çok kolay olan bir yanı yapılmış oldu. Biz Melih Bey'den bunları istediğimizde tamam Sayın Başkan senin önceliğin bunlarsa biz bunlardan başlayalım ama bu iş zor dedi. Evet. Zor. Hakikaten de zordu. Çubuğun ulaşım yolu 4 şeritli satık kaplamaydı. Evet. Yani Avrupa'da şantiye yolu diyorlar. Evet. Çubuğun yolu şantiye yolu gibiydi. Evet. Ve her yıl bir iki defa her vatandaşımızın otomobilin camları kırılıyordu. Evet. Yani taşlı yol, satik kaplama yol. Tabii. Şu an Allah hamdolsun hem Büyükşehirimiz hem Ulaştırma Bakanlığı müştereken yaptığı yatırımlarla şu an 6 şeritli yolumuz var. Çubuğa gidenler bilir başkanım zaten. Çubuk tamamen merkeze entegre oldu Selahattin Bey. Kesinlikle. Bu çok müthiş bir şey. Evet ve yol çok güzel. Yani şu anda buradan çıksak arabamızda en fazla 25 dakika, en fazla yarım saat sürer çubuk. Daha 35'i bulmaz ama diğer eski yolda belki bir saat sürüyordu. Evet kesinlikle. Yani şu anda bayağı yakınlaştı Ankara'ya ve yol çok güzel olmuş. Bu manada geçenler. Ankara'nın en şanslı ilçelerinden bir olarak kendimi adediyorum. Neden dersiniz? Diğer ilçelerde yani metropole 5216 sayılı yasayla giren diğer ilçelerde bu tarzda konforlu bir yol yok. Yok kesinlikle. Şu an bu yol yalnızca Çubuk ilçesinde evet. var. Bu yolun nimetlerini de biz inşaat sektöründeki patlamalarla görüyoruz. Evet. Şu an ilçede göreve geldiğimizden bugüne 4000'e yakın bağımsız bölüm yapıldı. Geçen yıl belediyemizin harçlardan aldığı rakam 3.7 trilyon lira. Bu yılki beklenti 5 trilyon lira. Allah nasip kısmet ederse. İnşallah. Ve 80'e yakın kahvehane vardı. Şu an sayısı 41'e düştü. Evet. Ve 41'e düşen kahvehanede de belediyeden haftada bir güncelliyoruz. İşçi ilanları gönderiyorum. Belediyeden işçi ilanları gönderiyorum ki kahvehanede oturan vatandaşlarımız orada yalnızca çalıştıktan sonra sohbet etmeye gitsinler, çay içmeye gitsinler ama kahvehanede boş oturulan yerler olmasındır diye
açıkçası ilanları gönderiyorum. Evet. Yani şu an Çubuk'ta elhamdülillah işsizlik rakamları inanılmaz şekilde düştü. Ciddi bir rakam. 80'den 40'a %50 oranında. Hem onlar hem de içkili yerlerle ilgili 3 taneydi, sayısı 1'e düştü. Evet. Yani Çubuk gerçekten muhafazakar mütedeyyin insanların yaşadığı güzel bir iklim ve bilim merkezi, evet, bilim yuvası olma adına da çok ciddi anlamda çalışmalar yapılıyor. Onu soracağım başkanım. O da çok çok önemli. Çubuğun vizyonuna inanılmaz, evet, katkıda bulunacak. Çubuğu diğer ilçeler arasında çok farklı bir yere getirecek. Kesinlikle. Ciddi bir proje. Ve Sayın Başbakanımızın sahiplendiği, evet, bir proje. Hükümetimizin sahiplendiği proje. Biz de Çubuk halkı olaraktan çok istediğimiz, çok arzu ettiğimiz bir proje tezahür etmiş olacak inşallah. İnşaatıyla ilgili ruhsat aşaması, her şey bitti. Şu an artık TOKİ'nin işi yapmasına kaldı. Evet. O da inşallah yapım ihalesi yapıldıktan sonra biz inanıyoruz ki geri sayım başladı. Bir iki ay içerisinde Allah nasip ederse Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde inşaatını hep birlikte atmış olacağız. Yani Çubuk 1400 Ankara Savaşı'nın geçtiği, evet, insanlarda Çubuk Ovası, işte Fetret döneminin hatırlandığı bir savaştır 1400 Ankara Savaşı. Ama Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile bu dönem kapanmış ve Çubuk Ovası artık bilimin merkezi haline gelmiş olacak. Allah nasip kısmet ederse. Ben bu büyük projeyi ilçemize kazandıran başbakanımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe yönetimimize ve ilçe halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten bu projeyle Çubuk kendine geldi ve bu ilçe kalkınmışlıkla ilgili Ankara ilçeleri arasındaki dezavantajlı durumdan üniversite projesiyle Allah nasip ederse bir fırsat eşitliği olmuş olacak. Çok önemli. Bu sıkıntı giderilmiş olacak. Evet, kesinlikle. Zira tarım ve hayvancılığın yapıldığı bir yerdi. Şimdi bu potansiyele yeni bir potansiyel daha ilave edilmiş, evet, oldu. Yıldırım Beyazıt. Yıldırım ben çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani Çubuk ilçesinin geleceği bu manada çok farklı olacak inşallah. Kesinlikle başkanım, çünkü altyapıyı önce bitirmeniz çok gerçekten takdire şayan bir çalışma. Çünkü yerel yönetimlerde, belediyelerde özellikle bazı belediyeler yani tamamen göz boyama adıyla altyapıya hiç önem vermiyorlar. Üst yapı. Bir yağmur yağıyor. Yapılan park selle beraber gidiyor. Evet. Tekrar bir daha yap onu. Tekrar bir daha yap. Zaten üniversitenin gelmesi de altyapıya ihtiyaç olacakmıştı. Üniversiteyle birlikte Çubuk, Kuzey'in parlayan yıldızı bir anda daha parlayacak ve turizm sektörü de İnşallah. Gelişecek. İnşallah. Festivalleriniz oluyor başkanım. Turizmle ilgili de biraz değerlendirmeler alalım sizden. Şimdi Selahattin Bey, gerçekten çok inanılmaz güzel bir festival yapıyoruz. Diyebilirim ki Türkiye'deki yapılan festivallerden sıralamaya girecek tarzda bir festival yapıyoruz. Uluslararası düzeyde yapıyoruz festivali. Ama biraz önce girişte bahsettiğimiz altyapı imkanları eğer geliştirilmiş olmasa, Çubuk'ta yolların standardı artılmış olmasa, siz kendi bulunduğunuz izole bir yerde, lokal bir yerde festivaller yapıyorsunuz. Evet. Yani bunun pek önemi olmaz. Sizin çok güzel bir çalışma yapmadığınız, görselleri olmayan, yolları güzel olmayan, kaldırımlar olmayan bir ilçede festival yapmanızın bir anlamı olmaz. Evet. Onun getirisi olur, götürüsü de olur. Ama şu an Allah hamdü senalar olsun, şu an ilçe pırıl pırıl hale geldi. Evet. Yollarıyla, kaldırımlarıyla, yeşiliyle, peyzaj çalışmalarıyla, parklarıyla çok güzel bir hale geldi. Şu an yapılan festivallerde gelinlerin memnuniyeti kat be kat arttı. Ve yaptığımız festival de sıralamaya giren festivallerden olduğunu söyleyebilirim. Bu mübalağa değil. Evet. Herkes bunu ifade ediyor. 8'sini inşallah bu festivalin düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz festivalde uluslararası gruplar
festivalimize iştirak ediyorlar. Her yıl 7-8 ülkeden gelen ziyaretçimiz var. Bu gelen ziyaretçilerimiz o ülkelerin gerçekten çok kültür anlamında öne çıkan kesimleri, grupları. Bu gelen grupların ilçemizle ilgili, Ankara'mızla ilgili, Türkiye'mizle ilgili güzel izlenimlerle ayrılmış olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Hı hı. Hem ilçeyi tanıtıyoruz, ülkeyi tanıtıyoruz. Bunun yanında da ilçemizin ekonomisine katkı veren bir festival. Yani yalnızca sahne gösterilerinin olduğu hı hı. değil, yarışmaların olduğu değil, ilçenin tanıtımına, hı hı. ticaretine ve turizmine katkı veren bir festival. Yani içeriği olan bir festival. O yönüyle de festivalde çok bereketli olduğu için hı hı. üreticiler kendi pazarı, ilçede oluştukları pazarla birlikte ürettikleri turşularını, yerel ürünleri, işte çubuk, agat taşı, yani takı tasarımda kullanılan, takı tasarımda ciddi anlamda bir değer olan agat taşını alabiliyorlar. Çubuğun etini alabiliyorlar. Yaylalarını gezebiliyorlar. Karagöl'ünü, Çubuk 2 Barajı, Kavşakkaya Barajı'nı gezebiliyorlar. Dolayısıyla çubuğu festival hem çok iyi şekilde tanıtıyor, aynı zamanda da ticaretine ve sosyal hayatına da katkıda bulunuyor. Evet. Dolayısıyla çubuk gerçekten erişimi çok kolay. Önceden zor olan ilçenin erişimi çok daha kolay. Artı giriş kapısı Kuzey Kentsel Dönüşüm Projesi'yle de o tarafa gitmekte ayrı bir keyif. Büyükşehirimizin ve TOKİ'nin o güzel projesiyle de çok güzel de bir giriş kapısı oldu. Yani kuzey tarafa gitmek artık seyrederekten, güzellikleri görerekten gidiyorsunuz. Çubuğun böyle de bir avantajı var. Kesinlikle. Yani Büyükşehir'in yapmış olduğu o gece konulardan arındırılmış çok güzel şehirciliğin olduğu bir alandan Çubuk ilçesine yeşilliklerin olduğu tarihi özelliği olan bir ilçeye gitmek ayrıca bir keyif. Yolu zaten ayrı bir güzellikte. Kesinlikle. Biz tarihten bahsettiğimizde Çubuk'ta 1400'lük Ankara Savaşı geçmiş ama buna dair hiçbir bilgi, belge, hiçbir şey yok. Herkes okumuştur. İşte 1400'lük Ankara Savaşı Çubuk Ovası'nda geçmiştir. Yıldırım Beyazıt'ta Timur savaşmışlardır. İşte Timur'un filleri vardır vesaire. Sonrasında da Yıldırım Beyazıt Han'ın mağlubiyetiyle sonuçlanan bir savaştan bahsedilir. Bir iki satır. Ama bu ilçeye bu savaşla ilgili şu ana kadar yapılan ne bir müze, ne bir belge, hiçbir şey ama. Hiçbir şey yoktu. Hı hı. Yalnızca bunu sosyal bilgiler, işte tarih kitaplarında gördüğümüz bir iki satır yazıyla biz bunu biliyorduk. Evet. Tüm Türk halkı bunu biliyordu. Ama hem biz konakları, tarihi konakları yok olan tarihi konakları canlandırıyoruz. Onların ilçenin değerleri olduğunu düşünerekten bunları yapıyoruz. O tarihi konaklardan bir tanesini Allah nasip ederse 6. ayın sonunda bitecek. Bittiğinde biz 1400'lük Ankara Savaşı ile ilgili Çubuk Kent Müzesi'ni oluşturacağız. Çubuk Kent Müzesi'ni oluşturduğumuzda Çubuk'taki yaşanmışlıklar, geçmişteki olan örf adetler, giysiler, işte tarihi belgeler, oradaki yaşamı günümüze aktaracak tarzda alışkanlıklar, işte tarımsal faaliyetlerde kullanılan araç gereçler, her neyse bu müzede sergileme şansımız olacağı gibi 1402 Ankara Savaşı ile ilgili belgeler, varsa o döneme ait tarihi bilgiler, kitaplar, kostümler, işte mumya heykeller, işte Yıldırım Beyazıt Han'a ait, Timur Han'a ait olan mumyalar,
yapılmak suretiyle tarihi güzel bir müze oluşturmak istiyoruz. Bu müzede de gerçekten tüm Çubuk halkının, nasıl Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk halkı tarafından istenmiş ve bu başarılmışsa, tüm Çubuk halkının müzesi olacak bu. Komiteleri oluşturduk. Herkes sahaya indi. Tüm yerleşim birimleri bir bir ziyaret ediliyor. Komitelerin ayrı ayrı görevleri var. Örneğin folkloruyla ilgili, giysilerle ilgili bir komite varken, diğer tarafta deyişlerle ilgili, sözlerle ilgili, şiirlerle ilgili, türkülerle ilgili araştırma yapan diğer bir komite var. Tarihi kostümlerle ilgili çalışan ayrı bir komite var. Dolayısıyla Çubuk halkının müzesi de şehir müzesi. Evet, benim dedem, benim ninem şu giysileri giymiş. Benim dedemin geçmişteki kazancını temin etmesi için şu tarım aletleriyle toprağı işlemiş. Evet. Günümüzde bu gibi. Yani geçmişten günümüze tarihe sahip çıkmak oluyor bir anlamda. Aynen öyle. Yani geçmişi göstermek, evet, günü yaşamak, geleceği de görmek. Kesinlikle. Yani ama tüm yaşam karelerinden kesitlerin olduğu ve Çubuk halkının bize ait dediği bir müze oluşturmak. Evet. Düşüncesi içerisinde inşallah. Bu da festivalden önce müzeyi oluşturduğumuzda. Tabii ki bu çok dinamik bir yapı. Kesinlikle. Hemen anında tüm eşyaların, materyallerin getirileceği, sergileneceği bir şey değil bu. Belki 5 yıl, 10 yıl sürecek ama biz bir başlangıç yaptık. Bir başlangıç yaptık. Bu başlangıçta müze oluşturduktan sonra bu sürekli arz edecek. Bir takım materyaller değişik zamanlarda getirildiğinde de bu müzede kendisi orada olabilecek. Biz de buradan o zaman dinleyenlerimize bunun duyurusunu yapalım. Elinde. Yapalım. Ankara Savaşı ile ilgili belge olan, kıyafet olan, belki dedelerinden kalma, belki dedelerin dedelerinden kalma bilgi, belge olan dinleyicilerimizi Çubuk Belediye Başkanımız Sayın Lokman Özden hem çaya davet ediyor hem de belgeleri, bilgileri, nasıl, kostümler, tabii, eşyaları bekliyor diyelim. Tabii. Yani biz tüm halkımıza değer veriyoruz. Sizler aracılığıyla ne güzel ifade ettiniz bunu. Geldiklerinde bu tarzda bir materyali varsa ellerinde onların adlarını da orada yaşatmış olacağız. Evet. Yani kim vermiş size bunu, kime aitse o da orada kendini bulacak. Dolayısıyla ondan diyorum, herkesin müzesi olacak bu. Ne kadar çok katılım, ne kadar çok o işe sahiplenme, o kadar çok o iş bizim olacak. Evet. Yani ben istiyorum ki 7'den 70'e herkesin katkı verdiği, tüm ilç halkının sahiplendiği ve herkesin bizim müzeyi gezdiniz mi? Çubuğa gelindiğinde gezilecek, görülecek yerler arasında ben bir numara olacağını düşünüyorum. Ve herkesin Çubuk'ta hakikaten tarih varmış. Çubuk'ta tarihi binalar varmış. Çubuk kadim bir ilçe, güzel bir ilçeymiş. Geçmişteki yaşantılara ait izler var, kesitler var diye herkesin Çubuk'la ilgili ciddi anlamda bilgi sahibi olabileceği ve güzel anılarla ilçeden ayrılabileceği güzel bir müze oluşturmak niyetimiz. İnşallah başkanım. İnşallah. Başkanım, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii. Selahattin Yağcı ile Basın ve Gündem hafta sonu kısa bir aradan sonra sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8 sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
Efendim, sebebi ziyaretimiz belli. Gençler kendi aralarında anlaşmış. Bize de aileleri olarak onlara ön ayak olmak düşer. Uzun lafın kısası, Allah'ın emri, peygamberin kavli ve Özvay Mobilya'nın desteğiyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Özbay Mobilya'nın desteği derken? Öyle tabii. Bugünlerde yeni evliler için Özbay'da dünyanın mobilyası, dünyanın kolaylığı var. Onlarda bu fırsat varken herkes evlenir. Aferin, aferin. Ben damadın akıllısını severim. Verdim gitti. Bugünlerde evlenmek isteyen önce kız istemeye, ardından Özbay'a gidiyor. Siz de hemen Özbay'a gelin, dünya evinizin tüm mobilyalarını dünyanın fırsatıyla alın. Özbay Mobilya. Kıskandıran tasarımlar, kıskandıran fiyatlarla. 444-1417 özbaymobilya.com. Glasser Cam Balkon. Cam balkonda 5 yıl garanti, 25 yıl kullanım. 395-0386. Cam balkonun adı Glasser. Kocalar Gayrimenkul'den Asude Park konutlarıyla Ankara'da ışık kuzeyden yükselecek. Ankara'nın incisi Fursaklar'da 24 saat güvenliği, 30 bin metrekare yeşil alanı ve tertemiz havasıyla 3+1 ve 4+1 daireler Kocalar Gayrimenkul güvencesiyle Asude Park konutlarında. Barınmak için değil, yaşamak için. Hepsi ve daha fazlası kocalargayrimenkul.com'da. 528-1-444. Peygamber Sevdalıları platformundan kutlu doğum etkinliğine davet. Ey peygamber sevdalısı halkımız! Gelin hep beraber ümmetim, ümmetim diyen Efendimiz'e sadakatimizi gösterelim. Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm peygamber aşığı halkımızı kutlu doğum etkinliğine davet ediyoruz. Tarih 14 Nisan Pazar saat 13.30. Yer Sincan Fatih Devlet Hastanesi karşısı Salı Pazarı. Organizasyon Peygamber Sevdalıları platformu. Halı evinde evinizin yıldızı Şagi Halılar'da tam %60 indirim var. Kaçırmayın. Halı evi İstanbul yolu üzeri Giyim Dünyası yanı Shell benzinli içinde. Van der Zee Turizm. Kutsal topraklar sizi çağırıyor. Van der Zee ayrıcalığıyla umre kayıtlarımız devam ediyor. Van der Zee Turizm. Huzurlu umre. İrtibat 0312 285 60 25. Mamak Belediye Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası özel programı. Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin 1442. yıl dönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun da katılacağı Kutlu Doğum Haftası programımıza tüm halkımız davetlidir. Mesut Akgül, Mamak Belediye Başkanı. Tarih 17 Nisan Çarşamba, saat 14. Yer Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Saime Kadın Mamak. Duyduklarınıza inanamayacak, gördüklerinize şaşıracaksınız. Akbaba Giyim'de yeni sezon bayan tişörtler 5, bluzlar, gömlekler 14.90, pantolonlar 19.90. Akbaba Giyim Demet Evler Onkoloji Hastanesi karşısı, Akbaba Giyim Keçiören girişte. Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şubesi'nden muhteşem bir organizasyon. Peygamberimize sevgi gecesi. Geleneksel olarak düzenlediğimiz programımıza davetlisiniz. Kur'an bülbüllerinden Kur'an ziyafeti. Güney Afrikalı dünya birincisi hafız Abdurrahman Sadiyen. İranlı dünya birincisi hafız Muhammed Tusi, Hafız Bilal Gülmez, ezgileriyle Grup Genç, kum sanatı eşsiz anlatımıyla ilahiyatçı yazar Doktor Halil İbrahim Kutluay ve Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan. Bu muhteşem gecede siz değerli Ankaralı hemşehrilerimizi 14 Nisan Pazar günü saat 19'da Ankara Atatürk Spor Salonu'na bekliyoruz. Anadolu Gençlik Derneği, sevgi ve kardeşliğin teminatı. Şimdi Vuslat Zaman. Yeni Süreç dergisinin organize ettiği Hüseyin Faruki Hoca Efendi, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, dillerden düşmeyen ilahileriyle Hasan Kılıç Atan,
Grup Rahmet ve Eren Coşan'ın katılımları ile gerçekleşecek olan Kainatın Efendisi'ni anma programına tüm halkımızı bekliyoruz. Yer: Altın Park Anfa Bey Konferans Salonu. Tarih: 13 Nisan 2013 Cumartesi. Saat: 18-22.30 arası. Kariyer Koleji Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Batıkent'ten sonra yeni şubesini Etimesgut'ta açıyor. Hemşirelik, acil tıp teknisyenliği, radyoloji ve anestezi bölümlerine öğrenci kabul edilecektir. Başarılı bir geleceğe doğru adım atmak, yarınlara güvenle bakmak için en doğru adres Kariyer Koleji Anadolu Sağlık Meslek Lisesi. Ankara'nın en iyi sağlık meslek lisesinde yeni dönem kayıtlarımız başlamıştır. Kontenjanlarımız dolmadan yerinizi ayırtmakta acele edin. Unutmayın, geleceğinizi kariyeriniz belirler. 566-22-32. Samsung Galaxy S3 günde 1 lira 50 kuruş taksitle MBK Köse Oğulları'nda. Ayrıca MBK Köse Oğulları'ndan cep telefonu, laptop, LED TV, tablet. Ne alırsanız alın, peşinatsız, kredi kartsız Temmuz'da ödemeye başlayın. Alınacak ne varsa burada. Alacaknevar.com. Ankaralı Fırsat Sitesi. Huzurlu aile, mutlu ve başarılı çocuklar. Milat Psikolojik Danışmanlık Merkezi. Telefon 417-64-65. Mithatpaşa Caddesi 66-3 Kızılay. www.milateğitim.com. Kooperatifler, siteler, inşaat firmaları, kamu kurum ve kuruluşlar. İnşaatlarınızda kullanacağınız PVC kapı ve pencere sistemlerinde Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşa, birçok site ve kooperatife kaliteli ve seçkin ürünleriyle sözünün arkasında duran Ardapen güvencesini öneriyoruz. İleri teknolojisi, donanımlı bilgi birikimi, kalifiye personeli ve üstün kalitesiyle hızla büyüyen Ardapen, başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde güvenle tercih ediliyor. Ardapen müşteri memnuniyet halkasında yerinizi siz de alın. Şişe cam patentli ısı cam kalitesinde kapı pencere PVC sistemleri, cam balkon ve çelik kapıda güven, garantili malzeme ve işçilik. 12 aya varan ödeme kolaylıklarıyla Ardapen. Ankara'nın tüm semtlerine bir telefonla ücretsiz keşif ve montaj. 327-6584. Ardapen. www.ardapen.com. Ardapen. Reklamları dinlediniz. Reklamın iyisi kötüsü olur. İyi reklam için Radyo Hedef Reklam Servisi 397-77-16 397-78-38. Reklamın iyisi Radyo Hedef. Radyo Hedef. Sizin sesiniz. Selahattin Yağcı ile Basın ve Gündem hafta sonu devam ediyor. Değerli dinleyenler, Basın ve Gündem hafta sonunda kısa bir aradan sonra Çubuk Belediye Başkanımız Sayın Lokman Özden'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii. Başkanım, ben dün Ulucanlar cezaevine gittim, müzeye kendim gezmek adına, çünkü güzel bir yer olduğunu çok duydum. Güzel bir yer. Ve girdim, girdiğim anda Çubuk Belediyesi'nin otobüslerini gördüm. Evet. Anladım ki Çubuk Belediyesi Çubuk halkını müzeye gezmeye götürüyor. Evet. İnsana yapılan bir proje. Bunlarla ilgili biraz bilgi alalım başkanım. Şimdi gerçekten altında belediyemizin yapmış olduğu çok güzel, fevkalade güzel bir hizmet. Ben tebrik ediyorum emeği geçen arkadaşlarımızı. Şimdi Ankara'nın çoğu yerini, Ankara'nın potansiyelleri vardı ama o potansiyellere yeni ilaveler oldu. İşte çok büyük parklar, çok güzel müzeler oluşturuldu. Biz de istedik ki Çubuk halkının bu müzeleri, bu güzel yerleri gezmesini istedik. Gezi programında bizim Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin türbesi var. Taceddin
dergahı var. Hacı Bayram Cami var. Kocatepe Cami var. Yine müze var. Evet. Ulucanlar müzesi var. Anıtkabir var. Dolayısıyla bu bir tur. Keçiören'deki kale var. Estergon Kalesi var. Şimdi 2 yıldan beridir devam eden bir proje. Proje kapsamında her hafta 2 tane otobüs, hı hı, hanım kardeşimizi biz bu gezi yerlerine getiriyoruz. Evet. İnanılmaz keyif yaşıyorlar. Evet. Yani diyoruz ki sonrasında siz önceden bu yerlere gitmiş miydiniz? Çoğu gitmediğini ifade ediyor. Belki bu aslında bizi çok üzüyor, biliyor musunuz? Evet, kesinlikle. Çok üzüyor. Yani Ankara'nın manevi büyükleri var, hı hı, liderleri var. Biz buraları bilmiyoruz. Yani Taceddin Derya'na gitmemişiz, Hacı Bayram Camisi'ne gitmemişiz, Abdülhakim Marvasi yanı başımızda. Yani gitmemişiz. Evet. Kocatepe Camisi çok daha biliniyor. Anıtkabir'e gidilmemiş. Dolayısıyla biz ilçe halkının buraları görmesini çok arzu ediyoruz. Şu ana kadar 2000'e yakın hanım kardeşimiz yaşlılar haftasında da beyleri bu gezi mekanlarına götürdük. Ve dönüşleri çok güzel. Dönüşleri çok mutlu olduklarını görüyoruz. Hı hı. Onun için biz bunları Allah nasip ederse devam edeceğiz. Müzeden de tabii ki ders çıkartmak lazım. Orada siyaset dünyasında olsun, hı hı, ilim dünyasında olsun. Evet. Bir sürü yaşanmış, çile görmüş insanlar var. Kesinlikle. Onları görüyorlar. Kesinlikle. İnsanlar gözyaşlarıyla oradan, evet, çıkıyorlar. Maalesef. Mesela rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu yerler var. Evet. İşte Necip Fazıl, Necip Fazıl Kısaküre'nin bulunduğu, hı hı, yerler var. İskilipli Atıf Hoca'nın, kesinlikle, asıldığı. Yani Allah gani gani rahmet eylesin tüm geçmişlerimizi, ama hakikaten orayı görmek lazım. Evet, yani kesinlikle bugünü anlayabilmek adına orayı görmek lazım. Evet. Sıkıntıların hangi dönemlerden geçildiğini bilmek adına orayı görmek lazım. Onun için bu gezilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah biz devam edeceğiz. Tüm ilçe halkını buralara getirmek istiyoruz. İnşallah. Başkanım, bir de dün Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım Esenboğa'ya, evet, bir metro müjdesi verdi. Esenboğa ve Çubuk çok yakın yerler. Çubuğa neden metro gelmesin? Yani Çubuğa da metro gelmesin. Öne açıldı dolayısıyla. İnşallah. İnşallah. Şimdi belki ikinci etapta bu gerçekleşecek. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ifade ettiğim gibi Çubuk'ta olacak. 18 kilometrelik bir yer kalıyor. Biz imar planlarımıza metro istasyonlarını koyduk. Hı-hı. Yani imar planlarında Çubuk'ta metro yapılacağı öngörüsüyle biz bunları koyduk. İnşallah ikinci etapta da Yıldırım Beyaz Üniversitesi üzerinden Çubuk'a metronun erişmesini istiyoruz, arzu, hı-hı, ediyoruz. Bununla ilgili kamuoyu oluşmuş durumda. Zira Yıldırım Beyaz Üniversitesi 10 yıl içinde 20-25 bin öğrenci sayısına ulaşılacağı, hı-hı, ifade edilmekte. Şu an 10 fakültesi var. İşte evet. 4 enstitü, 3 yüksekokulu, 1 konservatuarı. Şu an bile 5 bin öğretim üyeleriyle birlikte öğrenci sayısı ve öğretim üyeleri toplamı 5 bin akademik personel ve şey var, öğrenci var. Evet. Dolayısıyla çok hızlı gelişiyor, çok hızlı büyüyor. İnşallah Yıldırım Beyaz Üniversitesi birlikte Çubuk metrosunda kavuşmuş olacak. Evet. Çok ciddi bir, hı-hı, yatırım, büyük, kesinlikle, bir yatırım. Başkanım. Beşinci devlet üniversitesi. Bununla birlikte inşallah ikinci etap olarak da biz metroya kavuşuruz umudundayım. İnşallah başkanım. Bir de başkanım, bu proje sizin liderliğinizde gerçekleşen bir proje. Evet. Türkiye'ye örnek olacak Çubuk Belediyesi'nin. Çubuk Belediye Başkanı Lokman Özden'in projesi. Kardeş Aile Projesi. Evet. Güzel bir proje. Biraz da bu proje hakkında bilgi alalım. Selahattin Bey, bu projede gerçekten hani Peygamber Efendimiz buyurmuşlar, komşusu açken tok yatan, hı-hı, bizden değildir diye. Bizim zenginlerimiz var. Evet. Ekonomik durumu iyi olan insanlarımız var. Ama bir o kadar da fakir olan insanlarımız var. Düşkünlerimiz var, öksüzlerimiz, yetimlerimiz var.
Şimdi bunlar birbirinden haberli değil. Aslında özünde, mayasında, genlerinde yardımla ilgili onlara katkı vermek adına inançları gereği çok güzel insanlarımız bunları bulamayabilirler. Biz bunlara buluşturuyoruz. Yani bunları zengin olan aileleri fakir olan ailelerle, şehit aileleriyle, yoksullarla, yetimlerle, öksüzlerle bunların başlarının okşanmasını temin ediyoruz. Biz köprü vazifesi yapıyoruz. Zengin aileyle fakir aileyi buluşturuyoruz ve bunları kardeş ediyoruz. Çok güzel şekilde işliyor. Ramazan, mübarek Ramazan ayında bu projeye başlamıştık. Bu proje yalnızca Ramazan'da değil, yıl boyunca o ailenin eksikleri neyse, ihtiyaçları neyse, yani zenginin çocuğu okula gidiyor da fakirin çocuğu gitmiyor mu? Nasıl zenginin çocuğu okula giderken ihtiyaçları varsa, fakirin ihtiyaçları var. Kesinlikle. Ve onları giderebilmek adına da gerçekten anne ve baba çok ızdırap çekiyor. Kesinlikle. Bu aileleri buluşturduğumuzda zengin iki tane çocuğuna okul kıyafeti alacakken fakir ailede kardeş ailesine kattığında dört tane çocuğu alıyor. Evet. Ve sofrasında bir şey yerken kardeş ailesi aklına geliyor. Evet. Dolayısıyla bu proje şu an Allah hamdolsun çok sağlıklı şekilde gidiyor. Hem zengin zekatını, fitresini vermiş oluyor bu ailelere. Evet. Hem de bu aileleri sosyal devlet diyoruz ya, sosyal projeler diyoruz ya, bu aileleri açıkçası ayağa kaldırıyor. Bu ailelerin silik bir yaşantısı olmasını önüne geçmiş oluyor. Onun için biz bu projeden çok memnunuz, çok umutluyuz. Her geçen gün daha da büyüyerekten gidiyor. Projeye katılanların sayısı her geçen gün artıyor. Onun için inşallah biz bu kardeş aile projesini yaymaya, ülke genelinde de yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Çok önemsiyoruz biz projeyi. Çok önemli. Allah razı olsun sizin şahsınızda. Bu çok önemli. Yerel yönetimlerde, özellikle yerel yönetimlerin bu tarz etkinlikleri yapması, bu tarz projeleri imza atması çok önemli. Evet. Zaten Çubuk'ta da insana yapılan yatırım en güzel yatırım düsturuyla hareket eden bir belediye başkanları var Çubuklular'ın. Elhamdülillah. Yani eğitimle ilgili destekleriniz var, bilgi evleriniz var başkanım. Evet. Şimdi üstadım, söylediğimiz şu. Belediye başkanlığı yalnızca girişte ifade edildiği gibi altyapı hizmetlerinin yapıldığı yerler değil. Kesinlikle. İnsanlara dokunmanız lazım. İnsanların kalbine girmeniz lazım. İnsanların kalbine nasıl girilir? Eğer yoksul yanındaysanız, yetimin yanındaysanız, öksüzün yanındaysanız, şehit ailelerinin yanındaysanız, o vakit insanların kalbine giriyorsunuz. O vakit insanlarla beraber olduğunuzu ve insan olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Şimdi bilgi evleri nasıl başladı derseniz bana, bilgi evleri herkesin çocuğu var ama zeki olan çocuğunu okutabilmek adına bir annenin geldiğini, sayın başkanım ben çocuğumu durumu çok çok iyi, dershaneye göndereceğim ama param yok, bana yardımcı olabilir misiniz diye başlayan, bu süreçte bir iki tane, iki üç tane çocuğu eksik olmasın, ilçedeki dershanelere ricayla gönderdiklerimiz oldu. Sonrasında bu dördüncüyü gönderemezsiniz. Kesinlikle. Nihayetinde ticaret yapıyor insanlarımızla. Biz bilgi evlerini, etüt merkezlerini oluşturalım dedik. İlkinde 220 öğrencimiz vardı. İkincisini de Barbaros Mahallesi'ne yaptık. Orada da 300'e yakın öğrenci var. Geçen yılki başarı oranı %95. Yani 33 öğrenciden 32 öğrenci bizim açtığımız bilgi evlerinden mezun olan öğrenciler %95 başarı sağladılar. Anadolu liselerine girdiler. Bu inanılmaz bir keyif. Kesinlikle. İnanılmaz bir mutluluk. Ve aileler çocuklarının yarın öğretmen olduklarını, hekim olduklarını, işte mühendis olduklarını görebilecekler. Evet. Yani vah tüh demeyecekler. Biz de yerel yönetim olaraktan, sorumluluk sahibi bir baba olaraktan,
belediye başkanı olaraktan ilçe halkına bunu kazandırmış olduk. Bundan dolayı da çok inanılmaz mutluyum, keyifliyim. İnşallah bu sayı artacak. İnşallah. Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ilk ayeti ikra oku. Evet. Yani okumaya, eğitime inanılmaz şekilde biz önem veriyoruz, değer veriyoruz. Zira yalnızca bilgi evleriyle değil, ilçede imar düzenlemeleriyle de birlikte tüm eğitimdeki yani bina yapılması için imarda sorun olan alanlar hepsini giderdik. Allah'a hamdolsun. Destek başına düşen öğrenci sayısı inşallah önümüzdeki yılda 22-23 olacak. Yani geldiğimizdeki sayı 35-40'tı. Müthiş bir rakam. 22-23 olacak. Ha bunda benim payım ne? Bunda benim payım şu belediye olaraktan eğitim tesis alanlarını fazlasıyla üretmek. Evet. Yani yoğunluğun olduğu, nüfus yoğunluğun olduğu, öğrencinin yoğun olduğu yerlerdeki sorumlu arsaları sorunsuz hale getirmek ve milli eğitimin yatırım yapmasının önünü açmak. Aynı zamanda eğitim gönüllerini bu işin içine katmak. Nedir eğitim gönüllüsü? Eğitime %100 destek veren insanları, iş adamlarını teşvik etmek. Hasan Bostan Anadolu Öğretmen Lisesi bu şekilde yapıldı. Cemal Şişman amcamızın yaptığı ilkokul bu sayede yapıldı. Selim Barkener isimli kardeşimizin yaptığı anaokulu inşaatı başladı, devam ediyor. Evet. Yine Hasan Aslan Bey'in yaptığı Hayri Aslan Kız Meslek Lisesi inşaatı, ek binası bu dönemde yapıldı. Yani hem Milli Eğitim'in, bakanlığın yatırımları hem de gönüllerin yaptığı yatırımlarla elhamdülillah ilçe ciddi anlamda derslik başına düşen öğrenci sayısı bakımından çok iyi noktaya geldi. Bu yıl Atatürk Mahallesi'nde bir okul, yani normalde dere yatağının kenarındaydı okul alanı. Yani bilemiyorum ne maksatta konmuş orası. Biz Atatürk Mahallesi'nde yerleşim içerisinde, yani çocukların erişiminin kolay olabileceği bir yere imar planındaki çalışmalarla getirdik ve okul başladı. 32 destekli okul yapılacak. Evet. Yine bir hayırseverimizin yaptırdığı arsasını verdi. Sağ olsun İl Özel İdaresi inşallah yapacak. 32 derslikti. İmam Hatip Ortaokulu yapılacak. Allah razı olsun. Yine cezaevi merkezdeydi. Cezaevini eğitim tesis alanına çevirdik. Bu imar planıyla temin edilen şeyler. Merkezdeki cezaevini kaldırıyoruz. Zira o merkezdeki yerin gelişimine de olumsuz etki ediyordu. Evet. İnsanların cezaevi yanında arsalarının değeri olmuyordu. Biz orayı eğitim tesis alanına döndürdük. Yavuz Selim ortaokulu Allah nasip ederse orada yapılacak. Dolayısıyla biz hem belediye olarak da yerel yönetimin partneriyiz. Hem milli eğitim yatırımlarının önünü açıyoruz. Aynı zamanda da ilçemizde her kesime ait yurtlar var. Bu yurtların yapımında da Allah'ın izniyle ki onlar da eğitimin içinde, onlar da önderlik ediyorlar. Yani Kur'an hizmetinde olan, eğitim hizmetinde olan herkese biz destek oluyoruz, önlerini açıyoruz. Evet başkanım. Zira kız yurtları var, erkek öğrenci yurtları var, okullar var. Dolayısıyla Lokman Özden'den eğitime tam destek başkanım. %100. %100. Zaten gelen telefonlardan da bunu anlıyoruz. Eğitim Gönüllüleri Derneği'nden Asiye Yürek hanımefendi tebrik ediyor sizi. Sağ olsun. Sağ olsun. Telefonlarımız maşallah susmuyor başkanım. Evet. Sürekli sorular. Yenice Mahallesi'ndeki ilçemiz dinamik bir ilçe. Telefonlar susmaması lazım. Kesinlikle başkanım. Yenice Mahallesi'nde bir cami yeri için arsa tahsis edilmiş galiba. Dinleyenlerimiz bunu merak ediyor. Arsa şöyle söyleyelim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi içerisinde dini tesis alanı olaraktan bulunan bir yer. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin inşaat ruhsatını henüz 2 gün önce verdik. Dolayısıyla bu dini tesis alanının, cami alanının da